Arkadaşlar merhaba. Saç ve polyesterin bilançosuna bakacağız. Evvela şu yasal uyarı gördünüz arkadaşlar değil mi? Ona dikkatlice okuyun. Şimdi arkadaşlar evvela etkinliklerden bahsederim. Nakit döndürme süresi arkadaşlar çeyreklikte iki katına çıkmış arkadaşlar. Net işletme sermaye açığı ciddi oranda artmış. Net borç çeyreklikte 12 milyar 67 milyon artarak 44 milyar 456 milyona yükselmiş. Nakit akışları bozulmuş. Çeyreklikte yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Stoklar çeyreklikte %9.74 oranında artmış. Yani anlayacağız arkadaşlar. Etkinlikler çok ciddi oranda bozulmuş. Gelelim faaliyetlere, hasılattan başlayalım. Çeyreksel baktığımızı her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimleri ifade ediyorum. Ve bir de kendisinde bir yıl önceki çeyreğe de bakıyoruz. Mevsimsellik var mı yok mu diye. Öyle şirket nereye gidiyor, nereye gitmiyor onu anlamaya çalışıyoruz. Yani, sevgili arkadaşlar ve hasılattan başlayacağız. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %19.88 artarken şu anda -7.89 oranında düşmüş. Bir önceki çeyrekte 15.76'ymış. Dolayısıyla bu hem bir önceki çeyrekten hem bir yıl önceki çeyrekten kötü olmuş. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen sene bu oran %21.19'muş. Şu anda 17.97'ye bir önceki çeyrek de 8.19'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif olumlu olmuş. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde etmiş? Bu sevgili arkadaşlar geçen sene 38.11'miş. Şu anda -42.7. Bir önceki çeyrek de 31'miş, %31. Dolayısıyla bu da hem bir öncekinden hem bir yıl öncekinden hem de şu gördüğünüz son 7 çeyreğin maalesef en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynaklarıyla ne yapmış ona bakalım arkadaşlar. Şimdi geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %131.99 satış yaparken yani hasılat elde ederken bu oran şu anda %36.93'e düşmüş. Bir önceki çeyrek de 49.51'miş. Bu da hem bir önceki çeyrekten hem geçen yılki çeyrekten hem de şu gördüğünüz 7 çeyreğin en kötü hasılat artışı olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet yapmış? Geçen sene bu 27.97'ymiş. Şu anda 6.64. Bir önceki çeyrek 4.05'miş. Bu da hafif biraz bir toparlanma olsa da geçen senekinden bir hayli uzakta arkadaşlar en kötü performanslardan yine birisi. Arkadaşlar görüyorsunuz 40-46 ama şimdi 4-6 maalesef arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu %50.30'muş. Şu anda -15.75. Yani kar yapmamış, zarar yapmış. Bir önceki çeyrekte 15.20'ymiş. Bu da gördüğünüz gibi hem bir öncekinden hem bir yıl öncekinden hem de son 7 çeyreğin en kötü maalesef ikinci performansı olmuş arkadaşlar. Çeyreklik öz kaynak büyümesine bakacağız. Çeyreklik öz kaynak büyümesi geçen sene bu zamanlar %46.50'ymiş. Şu anda -6.05 olmuş. Bir önceki çeyrek 16.15'miş. Bu da hem bir öncekinden hem geçen senekinden hem de şu 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Ne diyeyim, ne yapmış arkadaşlar? Öz kaynaklarını yemiş. Zaten birazdan göreceğiz defter değerinin düştüğünü arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Yıllıkta öz kaynaklar ne yapmış? Evet. Gördüğünüz gibi bak defter değerimiz de 8.83'ten 3.22'ye düşmüş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. 2022'ye 9'da yıllık olarak %224 büyümüş. Sonra 22.12'de 274'te zirve yapmış. Sonra 274'ten
bir anda 181'e, ondan sonra da 80'e, böyle giderse de 50-60'a gidecek gibi gözüküyor. İşte pek de iyiye gitmiyor sevgili arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım nasıl olmuş. 21-12-2021'de bizim baz aldığımız nokta 9-15, oradan bu yana öz kaynakla %341 büyürken fiyat %598 büyümüş. Neredeyse 2 katı artmış fiyat hareketi arkadaşlar. Halka açıklık oranı 23. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 2.13'müş. Yabancı paranın öz kaynaklı etkisi şu anda alamadım arkadaşlar. Daha sonra onu alıp bakarım. Zirvesi 82.20'ymiş. Zirvesine uzaklığı arkadaşlar 28.7 daha çıkarsa, şu anda fiyat 63.90, o zaman zirveyi tekrar yakalayacak arkadaşlar. FK 78.59, piyasa değeri, defter değeri 19.84, fiyat bölü hisse başı öz kaynakta 44.56 olmuş. Bu fiyatımız, yani defter değerimiz, 3.22'miz %80 büyümeyle 63.90'a ne kadar sürede ulaşır? Ona baktığımızda arkadaşlar 5.07 yıl, yani yaklaşık 61 ay. Ne yapıyoruz peki biz şimdi arkadaşlar? Bu büyümeyle bu şirketin 61 yıl sonraki, 61 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın almışız. Alırsınız, tutarsınız, bu beni ilgilendirmiyor. Ben bir rakamları söyleyeceğim. Rakam bize bunu gösteriyor. Bu büyümeyle bu 3.22 ancak 61 ay sonra diyor 63.90 olur diyor. Bir de getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Getiri kıyaslamamızda defter değerimiz 3.22'di. Bu da %80 büyükse bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı olarak 2 lira 59 kuruş para kazanacaksınız. Peki 63.90'ı faize yatırsanız yaklaşık 25.56. Yine herhangi bir duran varlık alırsanız da 25.13, yani şirketin şu andaki kazancının 10 katını kazanma imkanınız var. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Alternatif getirinin 10'da 1'i kadar bir getiriye sahip. Ama siz şunu söylüyorsunuz. Peki bu dengeye gelmesi için ne olması lazım? Şu öz kaynak büyümesinin çok yukarıda olması lazım. Bu bir ihtimal, tamam mı? Yani yine 80'den 274'e, 300'e, 400'e çıkması lazım ki bu getiri faizi ve enflasyonu yansın. Ya da faiz ve enflasyon çok düşsün, bu sabit kalsın. Öyle bir düşsün ki şu 2.59 faizi ve enflasyonu yansın ki bu mümkün görünmüyor. Faizler biraz düşse bile, düştü yani zaten şu anda 34 civarında, ama enflasyon çok yükseldi. Bunu biliyorsunuz. Bu da ikinci ihtimal arkadaşlar. Bu ihtimal ortada gözükmüyor. Üçüncü ihtimal fiyatın gerilemesi. Fiyat gerilerse o zaman ne olacak arkadaşlar? Şu 25.56 ve 25 şey getirisi azalır. Bunun altına gelir. Artık bunu siz hesaplayacaksınız. Yani anlayacağınız, peki gelecekte işte ne olur ne olmaz. Arkadaşlar gelecekte elbette bizim bir tahminimiz var ama bunu burada söylemek, zikretmek doğru olmaz. Yatırımcıyı da doğru yönlendirmek istiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Gelecekte şirketin öz kaynak büyümesinin ne olacağını, faizlerin, enflasyon ne olacağını bilirseniz paranızı nereye yatıracağınızı ve nereden daha karlı çıkacağınızı hesaplarsınız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, alırsınız, satarsınız, tutarsınız, bu beni ilgilendirmiyor. Fiyat da beni ilgilendirmiyor. Fiyat buradan 63.90'dan 63 milyara gider, parası olan birisi götürür. Ya da 6 liraya düşer, onu ben bilemem. Beni de ilgilendirmiyor. Ben şirketin iyi ve kötü yanlarını gösterdim. Alternatif getiriyle kıyasladım. Kaç yılda paranızın geri dönüşeceğini söyledim. Benim vazifem bu arkadaşlar. Ben başka da bir şey demiyorum. Bilançoya gelirse bilanço maalesef dağ fare doğurmuş. Sınıfta kalmış. Küme düşmüş. Maalesef böyle olmuş. İnşallah durum düzelir. Yatırımcısına para kazandırır. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.